Türkiye bir tarikatlar federasyonu. Biz de buradan sesleniyoruz, diyoruz ki evet silahlanıyoruz. Ama menzilde sorun yaşar mı derseniz şöyle, hani Fethullahçılarla da sorun yaşar dediğimizde fitneci olarak suçlanırdık o dönemde, fitne yapıyorsunuz diye. Hatta bunu daha çok AKP'liler söylerdi. Siz fitne yapıyorsunuz, işte arayı bozmaya çalışıyorsunuz bilmem ne. Ama geldiğimizde 15 Temmuz'u yaşadı bu ülke. Yani tarikatlarla Tayyip Erdoğan'ın ilişkisi aslında inişli çıkışlı. Bu siyasal İslamcılar iki şeyi asla paylaşamaz. Bir makamı, iki parayı. Ve buradan başlar bütün çözülmeler, kavgalar, dövüşler. Aslında Fethullahçılarla da öyle oldu. Yani her yerden, her ilden bir tane vakayla karşılaşıyoruz. Çocuklara taciz ya da çocuklara kötü davranan bir şey. Bu çocukları kim koruyacak? Yani bu meseleyi, ana mesele yapmadan sanırım bu ülkenin geleceğine dönük kimse bir politika yürütemez. Kabuslar görüyorum ya. Yani şimdi yeni daha ayrıntısına ulaşamadım ama bir yerde yine çocuklara istismar var tarikatlarda. Ve sahipsiz o çocuklar. Sivil toplum veya muhalefet, ikisi birden ayrı ayrı. Sence üzerine düşeni yapıyor mu? Çürüme, bir toplum nasıl çürür? Böyle çürür ya. Hayır. Ya bir toplumun göz önünde bu kadar çürüdüğünü görüyorum. Bu iktidar, iktidarla muhalefetin arasında bir kavga değil. Ülke çürüyor. Ya bir ülkede çocuklara tecavüz ediliyor. Daha ne olabilir ya? Hani ne söyleyebilirim başka? Başka büyük ne olabilir? Bak Karaman'da sadece AKP değil, bir koalisyonla üstü kapatıldı bu davanın. MHP, baro başkanı MHP'liydi. CHP il başkanı tek bir olayı Karaman'la ilgili bir hassasiyet göstermedi. Aradığımda beni tersledi, ilgilenmek zorunda mıyım diye bu adam. Bu adam ne oldu sonra biliyor musun? Milletvekili yapıldı. Takip ettim. Bütün milletvekilliği sürecinde tek bir kelimesinde Ensar'ı söylemedi ya. Al sana muhalefet işte.